yaşadığımı anla. Kuyruk acım var. Ya ben seni anlamak zorunda değilim. O zaman doktora gitseydim, psikiyatriste. Buraya niye geldin? Ben senin yaşadıklarını yaşamak zorunda değilim. Ben buraya sen ki bana ders ver diye gelmedim. Dani, bak yemin ediyorum ki psikiyatriste gitseydin yavrum, orada aynen, tedavi olsaydın. Bozulmuş. Niye bizim de psikolojimizi bozuyorsun? Ve ben Serhan'dan dolayı bana karşı bir inat yaptığını artık anlamaya başladım. Kesinlikle. Anladın mı? Çünkü neden biliyor musun? Ne fark ettim? Dans ederken falan ben hep böyle Serhan'ın gözüne bakıyordu. Burada oturuyordu ya Serhan. Aa, bir şey yapıyor, bir şey söylüyor, Serhan'a bakıyor. Aynen. Beni öpüyor yanağından, Serhan'a bakıyor. Oh canıma değsin. Dani ile şimdi ben ilgileniyorum. Artık Dani seninle ilgilenmiyor gibilerinden yaptığın için, anladın mı? İnsanlara mal veriyor. Ay, bu Serhan da zaten Tankut'u kıskanacaktı. Ya benim anlamadığım şu, ben arkadaşım burada Serhan'la bir ilişki yaşamadım. Ben ona aşığım, ölüyorum. Nikahından ayrılmadı. Ve onun burada yaptığı zaten son gala gecesi beni çıldırttı. İkinci Ceyda vakası dedi, ne alaka? Ne alaka? Size diyorum ya, Tankut'un inat uğruna benle tanışmaya gittiğini düşünmeye başladım. Neden? Çünkü Murat Mehtap'la geçen gitmiştik ya erkekler evine. Hı hı. Orada Murat Mehtap'a bir hediye veriyor, tişört. Ondan sonra Tankut da buna diyor ki, bak işte diyor, bir gün diyor biz de ilişki yaşarsak böyle sürprizler yaparız birbirimize. Dani'cim, San Francisco mu Miami mi? San Francisco mu Miami mi? Hangisi? İkisi de güzel, hoş. Ben Amerika'yı seviyorum. Ama şimdi denize karşı olan aşık ruhum da ortada yani. Deniz. Deniz tabii ki. Deniz kenarı. Yani buradan gidiyor. San Francisco Miami biraz be soğuk oluyor biliyor musunuz? Bunu söyleyebilir miyiz? Buz gibi Tankut oluyor. Tamamen boşta mı şu an yani? Yani Tankut'la ben Tankut'un ilgileniyorum. Ben şimdi ilgileniyorum. Ne bileyim, Tankut'a konuştuğun gibi bana da konuşursan bir gün. Ne gibi? Yani ne net ol ya. Hani başka bir mesela şöyle söyleyeyim gibi. Tankut az önce izledin. Ben de istikrarlı olacakmış hala. Duydun. Onu duydum zaten. Orada bir cins oldum zaten birazcık. Bu durumda ben adama engelleyemem yani. Ama başka bir şey diyebilirsin ama. Ben seni artık tanımak istiyorum ve bir yola çıkıyoruz diye de söyleyebilirim ona. Onu söylersen bir daha seni çağıracağını düşünmüyorum. Evet, şimdi ilk muhatabım burada Tankut olsun. Tankut, Dani'nin söylediklerini İlk defa burada mı duydun, yoksa seninle de paylaştın mı baş başa kaldığınızda? Valla Seda Hanım, aslında gönül isterdi ki hakikaten bunları daha açık bir şekilde ben duymuş olsaydım Dani'den. Düzelebilir miydin? Onun istediği gibi olma yolunda gider miydin? Ya şimdi şöyle bir durum var. Benim gördüğüm, zaten Dani'nin yani söylediklerinden anladığım, zaten ortada fazla bir şey yokmuş. Sanki ben böyle yine yapışmışım da beni böyle atmaya çalışırmış gibi, işte Tankut şöyle, Tankut böyle yapıyormuş, Tankut şöyleymiş de işte şöyle olsaymış falan. Ben öyle anladım çünkü. Çünkü bunca zaman eğer benim samimiyetimi zaten anlamadıysa, hani 5 dakikada yeni gelen adayın samimiyetini de bu şekilde anlıyorsa, ben zaten yani boşuna kürek çekmişim akıntıya karşı, gereksiz. Bir de bana Dani'yi sev deyip durdun ya. Boşuna kalbim kırılmış. Hissettiklerimi zaten gösterememişim. Hiç gösterememişim. Gösterememişsin. Orada da Dani diyor ki travmaları varsa ben ne yapayım? Benim bir travmam... Bunlar şimdi benim travmam değildi. Laf verdiniz. Ben de bitireyim bunu lütfen. Sadece Dani geldiği zaman senin tanımak amaçlı geldim demesi burada direkt. Ve daha evvelden de Dani ile aramda hiçbir şey olamaması benim isteklerime rağmen beni açıkça birazcık şaşırttı. Ben olan duygularımı bastırdım. Acaba dedim, inanmalı mıyım, inanmamalı mıyım? Kendimi direkt onun önüne atmalı mıyım bütün hislerimle, yoksa biraz beklemeliyim mi? Acaba onların hissi gerçek mi? Yani benim karşımdaki Dani bana gerçek olarak mı geliyor? Dani gerçekten içindeki o sevgiyle mi geliyor bana diye tuttum. Buraya gelirken bize de öyle söyledi. Eve geri onun, dönüyorum Tankut için. Onun karşılığında da Dani'nin geldiği zaman benim artık şanssızlığıma diyeyim, ya da şansıma mı ne olduğunu da bilmiyorum, Duygu ve Mehtap benimle ilgileniyorlardı. Dani'den önceydi. Benim yanlış hatırlama. Dani'den önceydi. O çok fark etmez. Tabii. Hayır, Dani'den önceydi, fakat Dani geldiğinde zaten siz hala ilgileniyordunuz. Tabii, tabii. Fakat aramızda ben yani işte aman Mehtapçığım şöyledir, aman Duygucuğum öyle bir şey de demedim. Çok da etkilenmedi ki, niye üzülüyorsun? Lütfen bitireyim. Başından beri ben net olduğumu düşünüyorum. Şimdi zaten kendi yüzleri de burada. Sen düşünebilirsin ama hissettirebildin mi?
Yani bazen içimizde yaşıyoruz. Kime hissettirebiliriz? Dani'ye. Hayır, ben şu anda Mehtap'la duygudan bahsediyorum. Dani geldiği zaman lafımı bitiremedi. Vallahi bize de sürekli aşk yok dedi. Bize de hissettiremedi. Bizde ciddi bir şey olmadığı ve için erkekler sırf senin için onu eve aldılar ve biz çekiyoruz. Yani. Şunu söylemeye çalışıyorum. Dani'nin bana söylediği laflardan bir tanesi, ama işte 3 tane gelin adayı var diyordun bana. Ya sen geldiğin zaman zaten benimle 2 tane ilgilenen gelin adayı var. Bunları ben seçmedim, beni seçtiler. Ben zaten çizgimi korudum bunlara karşı. Fakat sen geldiğin zaman da ben yani direkt böyle sana aa hoş geldin demedim. Neden? Sebebini söyledim işte biraz evvel. Çünkü hayır, Serhan'ın veya başkalarını kıskanmanın bunun etkisi oldu mu? Serhan'la bunun hiçbir alakası yok. Eğer Serhan'la şu kadarcık bir alakası olsaydı ki Dani'nin dediği gibi ben Serhan'ın yüzüne falan bakmadım dans ederken ne alakası var diyorum. Eğer şu kadarcık olsaydı Dani tespihi getirdiği gün ben içeri girdiğimde tespihi sallayarak girerdim. Orada da söylemeyeceğim laf kalmazdı. Anam, eğer benim eder misin? Bir saniye benim bu şekilde bir düşüncem olsaydı. Ya nispet benim bu yapmadın ya da Dani bana çektirdi, ben şey de ona çektireceğim demedin yani. Hiçbir şey yapmadım, bir saniye. Benim sadece yaptığım yanlışım. Bu kadar temkinli olmanın nedenini soruyorum sadece. Çünkü sen ilk geldiği günden beri Dani'yi beğeniyorsun. Seda Hanım, size anlatmaya çalışıyorum. Ben anlayamıyorsunuz ya, kimse anlayamıyor galiba. Demek istiyorum ki Dani geliyor, geldiğinde karşılığında bana diyor ki senin için geldim diyor. Daha evvelden hiçbir şey olmadığı için dur bakalım diyorum ben de. Gerçek mi değil mi? Güvenemiyorsun. Evet. Anladım. Samimi bulmadım. Karşılığında Dani bana acaba ne kadar sevgi verdi ki ben o sevgiyi görüp de durumumu ve pozisyonumu değiştirmedim. Bir de bunlara da bakmak lazım. Ayrıca yavaş yavaş ilerleyen bir ilişki var. Bana da sevgi vermedi ama hislerini biraz bana işletti yani. Anladın mı? Tamam, o zaman sana olan hisleri bana karşı zaten hiçbir hissi yoktu. Geldiği zaman o da öyle beni tanımaya geldi filan pişmeken. Yani zaten ortada hiçbir şey yokmuş. Olsaymış bu kadar çabuk olmazmış zaten. Yani bir insanın içinde bir his varsa gerçekten derin bir şekilde zaten o insandan ayrılmak için bahane bulmaz. İçimde derin bir his karşısına yoktu sana karşı Tankut. Senin vardı 7 haftadır. Ben zaten kendi hislerimin farkındayım. Ben seni sevdiğimi söylemedim. Sadece seni tanımak istediğimi söyledim. Lütfen sözlerine dikkat et. Aynı zamanda bize de şunu soracağım. Ben daha fazla bir şey söylemek öyle istemiyorum. Öyle veya böyle. Öyle veya böyle. 3 hafta boyunca siz gezdiniz, dolaştınız, yemek yediniz, şarkı söylediniz, dans ettiniz. Sizi izlerken Mehtap Duygu ağladı falan. Yani hani umar böyle bir şey de yaşandı. Hiç his yok diyorsunuz. biz bir şey görüyoruz. Yani beni geç. İki tane arkadaşınız burada ağlıyor. Belki kıskanıyor, belki keşke orada ben olsaydım diyor ama bir duygu yaşıyor. Yani siz bunu onlara yaşattınız sonuçta. Böyle mi değişiyor işler? Ben onu merak ediyorum. Belki ben yaşattım. Benim Dani'ye olan duygularımın yoğunluğundan dolayı bir takım duygular ne sana kestirip attırdı ikinci gününde Gürkan eve gelir gelmez? Tankut'u sevdiğimi her zaman söyledim. Tankut'un bendeki istikrarını da sevdiğimi söyledim. Ve kendisinin bana yoğun duygular olduğunu düşündüğüm için ben de ona kayda değer bir şekilde buraya gelip seni tanımak istiyorum dedim. Yani ondan dolayı. Ve sonrasında kendisiyle biz oturup nasıl bir ilişki yaşamamız gerektiğini, kendisinin nasıl bir ilişki istediğini söyledim. İlk cümlende bana net ol oldu. Aynen öyle. Ve sonrasında ben Tankut'un bazı hareketlerinden dolayı rahatsız olmaya başladım. Her seferinde bizim bir ilişkimiz yok gibi tabirlerde bulunup çıkışlar yapması vesaire vesaire. 3 gelin adayı fikri, bunlar. Yani benim anlamadığım şu. Sen bende istikrarlısın, ben gittim, Dani geldi, istikrarlı olduğun kişi geldi ve sen yoksun. Ben bunu anlayamıyorum. Bu bir. İkincisi, bu kadar yoğun bir şekilde biz tanışmak için yola girmişiz. Kendisini hiçbir şekilde bana karşı samimiyetini göremedim. Hep benden bir adım geride durdu. Yani bir hafta önce mi sendeki bu yıkılmalar, hayal kırıklıkları başladı bu aynen kararla? Öyle. Kendisine defalarca anlattım. Tankut, insanlara mal verme, lütfen sözlerine dikkat et, yaptığın davranışlara dikkat et diye. Ayrıca ben onun yaşadığı hisleri anlamak zorunda değilim. Eğer kendisi beni çok isteseydi, bu şekilde davranmazdı, benim rahatsız olacağım şeyleri yapmazdı ve biz de yolumuza güzel bir şekilde devam ederdik. Şimdi ama Gürkan geldikten sonra bunların açık edilmesi. Şimdi senin ketum bir karakter olduğunu biliyorum, soğukkanlı olduğunu biliyorum, duygularını çok belli etmediğini biliyorum ama bir anda Gürkan gelince 2 günde bunların belli edilmesi hani beni düşündürüyor. Seda Hanım, cuma günü, geçen hafta cuma günü ben gelinler evine geldiğim zaman Dani ile ben çok samimi hissediyorum kendimi. Beraber koltukta oturuyoruz. Sanki olan aramızdaki tanıma devresi daha böyle bir samimiyet kazanmış gibi hissediyorum. Pazartesi günü iple çekiyorum, pazartesi bütün olanlar oluyor. Ya ben isterdim ki cuma günü Dani direkt madem bütün bir hafta
konuşmalarını da dinledik. Böyle içinde bu kadar düşünceler varmış. İsterdim ki direkt gelsin cuma günü suratıma söylesin. Dinledik mi? Ben senin yüzüne pazartesi... defalarca söyledim. Demek ki... defalarca yüzüne söyledim Tankut. Demek ki sözleri söylerken birazcık da hareketlere de dikkat etmek lazım ki. Peki şunu soracağım. Gürkan gelmeseydi Tankut'tan ayrılacak mıydı? Evet. En önemli bence kilit soru bu. Gürkan bu eve gelmeseydi pazartesi günü sen Tankut'tan yine bu hafta ayrılacak mıydı? Zaten ilişki yaşamıyorduk. Yani ayrılacak bir noktada da değildik yani. İşte ama vardı ya bir şeyler yani. Zaten hiçbir şey yaşamamışız. Yemekler, içmeler, danslar. Seda bence... yani dediğim ama gibi. Ama sen de ilişki yaşadığını kabul bence, etmiyordun. Bence, o noktada bence, da sana bence söyleyeyim. Bunu söyleyen taraflı. De kendisiydi zaten. Ben hiçbir zaman ağzımı açıp ne ilişkimiz yok dedim, ne başka adayları da tanıyabilirsin Tankut dedim, ne de bana bu soruldu. Ben bir kişiyi tanımaya çalışırken asla ikinci kişiyi tanımak fikri benim kitabımda olamaz. Ama kendisi bunu istedi. Evet, yeni bir damat adayı geldi ve senin istediğini yapıyorum. Şimdi nasıl sorun oldu bu? Sen kendi ağzında bana böyle söylüyorsun, farkında ben mısın? Ben bunun sorun olmadığını zaten başından beri söyledim. Ama sorun ediyorsun şu anda. Ben sadece... Şu anda sorun ediyorsun Tankut. Ağzından çıkanı kulağın duysun bir daha. Gerçekten de ortada bir sevgi ya da herhangi bir his, sevgiyi geçtim zaten. Zannetmiyorum ki bir elektrik zaten yokmuş yani. Dani sana güzel şarkılar söyledi. Yani sen işte de bayıldın söyledi, sesine. Geçti gitti ne güzel yani oldu. Yani romantik anlar oldu. Yani Dani yine bu şarkılar söylenecek mi Dani? Efendim? Yine bu şarkılar söylenecek mi Gürkan için? Şarkı istemiyorum. Bilmiyorum. Kulağıma bir şey fısıldasın yeter ya. Şarkı falan. Ne fısıldasın? Neyi fısıldamasını istersin? O bende kalsın. Söyleyeceği de onda kalsın. Peki. Seni etkileyecek olan cümleyi merak ettim doğrusu. İlerleyen günlerde açıklar. Sen ilk gündeki netliğinle mi Dani'de kararlısın? Ya ben duygularını saklamayı seven bir insan değilim. Ben buraya bir aday içinde gelmediğimi ilk gün söylemiştim zaten. Ama ilk gün masada otururken Dani'nin gözlerindeki o ışığı gördüm. Ondan sonra ilk kahvaltıda tekrar o ışığı yakaladım. Karşılıklı güzel bir duygu var aramızda. Bunu beraber de paylaştık zaten. Hayırlısı olursa istikrarlı şekilde ilerlemek istiyoruz. Ve ben şöyle bir şey söylemek istiyorum Tankut'a. Ben bu eve adım attım. Dani'yi özlemeye başladı. Bir de böyle bir durum var. Öyle mi? Ya sürekli Dani demeye başladı. Karşılıklı duygularımızı biz birbirimize itiraf ettikten sonra... Bir dakika Tankut, ben seni dinledim. Beraber birbirimize duygularımızı itiraf etmeye başladıktan sonra Tankut'ta bir atak başladı. Ama bunun sonu olmayacağını anladı kendi de. Son kez benden konuşmak istediğini söyledi Dani ile ve ben de müsaade ettim gayet medeni şekilde. İstediği cevabı da almıştır. Neyse olur, sen yeter ki sakız neyse olur. Düşlerin seni bulur, sen yeter ki sakız neyse olur. Aşkı bul.